Gelincikler tek tek göründü mü çayırlarda? İşi iş kasabanın. Su yüzlü çocuğun işi iş. Bir de Poyraz'a döndü mü hava? Başlar masmavi damarlar fışkırmaya yanaklarında. Faytonların turuncu tekerlekleri yansır gaz tenekeleriyle çevrili bahçelerde. Asılı çamaşırlarından bir tutam çivit kokusu alıp gider. Gelincikler tek tek göründü mü çayırlarda? Saat 12'lerde postanede mektup yazan adamlara bakar bir semt delisi. Durmadan bakar ki o mektuplar nereye giderse gitsin öylesine uzundur ki kasaba gelinciklerden bükülmüş bir ibrişim gibi. Gidip gelen mektup zarflarıyla tarif edilebilir ancak. İçlerinde kar serpintisi, içlerinde bozkır, içlerinde herkesin bir güneyi olan ve marangozlar upuzun kayıklar yaparlar bunun için. Kesersiz, çivisiz, elsiz, sadece ruhlarından. O kayıkları içinde domates doğranan bir akşam üstünde yüzdürürler. Canlanır suya değince hemen, bordalarındaki nakışlar bir derya gülü alıp başını gider. Yeter ki görünsün gelincikler, önce tek tek görünsün, sonra topluca. Usta bir doğramacı gibi kırmızılar doğrar kasaba. Gelincikler indi mi çayırlardan, su bardaklarına, berber dükkanlarına girdi mi? Duvarlara sicimle tutturulmuş şişelere girdi mi bir kere? Aynaları boğacak neredeyse, taşlıkları basacak sel gibi. O zaman, tam o zaman marangozlar mis gibi rakılar içerler kayıklarında. Konuştukça binlerce kayık, konuştukça binlerce köpük, binlerce kıyı olurlar. Ve nedense bir vapur bizi alıp götürecekmiş gibi bakarız birbirimize. Unuturuz sonra alıp başını gitmeyi de. Yeter ki iki dudak arasında konsun gelincikler. İpince bir ıslığa yerleştirilsin. Türküler süssün tüve içlerinden. Kahveler eski renklerine boyanır yeniden. Biralar çiğ ışıkta bile parlak. Yıkanır tertemiz oluncaya kadar yaşamak. Gerçekte bir sevinç, bir mutluluk yok değildir yüreklerimizde. Sevgiler, umutlar yok değildir. Öyleyse neden çabuk küseriz birbirimize? Çabuk öfkeleniriz. Durup durup böyle hüzünlenmemiz neden? Anlamıyoruz da ondan mı yoksa bir bütün olduğunu mutluluğun? Umudun bir bütün olduğunu seziyor muyuz yalnızca? Baktıkça gelincik tarlalarına uzaktan, öyle bir arada güzel yaşamanın lezzetini, kanımızı tutuşturdukça gün günden, buğusunu saldıkça, bir tütün dumanı gibi yaktıkça genzimizi.